Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarıma, tüm parti mensuplarımıza buradan en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. Kurumlarımız depremden etkilenen yerlerde gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'yi depreme hazırlamak için son 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalarla bina altyapımızı yeniliyor, kurumsal kapasitemizi genişletiyoruz. Bu amaçla 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürütmüştük. Gölyaka depremi hem deprem gerçeğinin ne kadar yakınımızda olduğunu hem de yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin, beterinden korusun diyoruz. Değerli kardeşlerim, dün hizmete açtığımız Artvin Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralimizin yeni Yusufeli yerleşim bölgesinin ve yeni Yusufeli yollarının ülkemize, milletimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Gövde yüksekliği bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın 5. büyük barajı olan Yusufeli, üreteceği enerji ve depolayacağı suyla ülkemizin gelişmesine inşallah çok önemli katkılarda bulunacaktır. Yusufelili kardeşlerimize, ülkemize bu hizmeti kazandırmak için evlerini, iş yerlerini, geçmişlerini geride bırakıp yeni yerleşim yerlerine taşınarak yaptıkları fedakarlık için tekrar şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İlçe merkezindeki konutlarıyla, iş yerleriyle, kamu hizmet binalarıyla, köy evleriyle yepyeni, pırıl pırıl, modern bir Yusufeli inşa ederek kardeşlerimize şükranlarımızı ifade etmeye çalıştık. TOGG'u Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun teknoloji alanındaki sembolü olarak alkışlarla karşılamıştık. Yusufeli Barajı'na da Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun altyapı sembolü olarak hoş geldin diyoruz. Bu abide eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Şimdi de bu muhteşem projeyi
görüntüleriyle tekrar hatırlayalım. Dağların, sarp yamaçların ve çağlayan nehirlerin şehridir Artvin. Tüm heybetiyle gürleyen Çoruh'sa tepelerin, vadilerin kalbidir. Türkiye'nin bu çetin coğrafyasına hayat veren bir mücevher gibi, tek bir damlası bile ziyan edilemeyecek kadar değerlidir. Hırçındır Çoruh, zapt edilmesi güçtür. Bu yüzden sadece maharetli ellerin ustalığında tüm ülkeyi aydınlatan bir güce dönüşür. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza yapılan güçlü yatırımlarla artık her bir damlanın hakkını teslim ediyoruz. Yüzyılın enerjisi aziz milletimize hizmet etmek üzere şimdi bu topraklardan yükseliyor. Her adımı titizlikle planlanan bir mühendislik mucizesi ve sonsuz bir emeğin eseri. İşte Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı 275 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olarak tarihe geçiyor. Bulunduğu coğrafyanın tüm zorluklarına karşın insanüstü bir gayret ve Türk mühendisliğinin başarılı uygulamalarıyla inşa edilen Yusufeli Barajı, son yıllarda gerçekleştirilen en önemli yatırımlardan biri oldu. Yusufeli bambaşka bir baraj olacak. Deriner Barajı'nı da aşarız. ...2,13 milyar metreküp su depolama hacmine sahip olan Yusufeli Barajı, bir yılda 1,9 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretecek. Böylece 2,5 milyon vatandaşımızın bir yıllık elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Yusufeli Barajı ekonomimize yıllık 5 milyar Türk lirası katkı sağlayacak. Bu mühendislik harikası daha önce sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin tehdidi altında olan Yusufeli ilçesini de yeni bir çehreye kavuşturuyor. Mavi ve yeşilin kucaklaştığı Yusufeli ilçesi, sakin şehir yaklaşımı ve bölge mimarisi benimsenerek inşa edildi. Bu güzide ilçeye en konforlu şekilde ulaşım sağlamak için kilometrelerce yol, tünel ve köprü yapıldı. Yusufeli Barajı ile suyun gücü milletle buluşuyor. Türkiye yüzyılına yakışan bu seçkin eser ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Yılda 5 milyar inşallah buradan geri dönüşüm var. Bu ne demek? 7 yılda bu gelirle kendini finanse edecek. 35 milyara bu barajımızı milli bütçeden gerçekleştirdik. 35 milyar. Bay Kemal, görüyorsun işte. Neyi nereden nasıl yaptığımızı öğren. Sonra kaynak nereden deme. Yeri gelir milli bütçeden. Yeri gelir uluslararası piyasadan. Ama biz yaparız. Aramızdaki fark bu. Evet, görüldüğü gibi
Ülkemize gerçekten iftihar verici bir eser kazandırdık. Ne diyor Gönül Sultanı? Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Rabbim hepimizi eseri olmayan gafillerden uzak eylesin diyorum. Geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı ve G20 liderler zirvelerine katılarak ülkemizin çok yönlü diplomasi çabalarında yeni mesafeler kat edilmesini sağladık. Yürüttüğümüz diplomasi trafikleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerimi kabine sonrasında yapacağım açıklamaya bırakıyorum. Bugün burada sizlerle hepimizin canını yakan terör saldırıları hususundaki gelişmeleri ve atacağımız yeni adımları paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı failleriyle ve onların bağlantılarıyla kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan terörist ile ona yardımcı olan çok sayıda kişi ülkemiz içinde ve dışında bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir. En tepeden en aşağıya kadar bu eyleme karışan kim varsa, nerede olursa olsun mutlaka bulunacak, dökülen masum kanlarının hesabı kendisinden misliyle sorulacak, cezası kesilecektir. Türkiye artık ülkemize ve milletimize yönelik saldırılara karışan teröristlerle onlara yardım eden herkesi sınırlarımız içinde ve dışında tespit etme, yakalama, cezalandırma kabiliyetine ve gücüne sahiptir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşlarıyla kınayanların gerçek yüzleri, hemen arkasından başlattığımız operasyonlara verdikleri tepkiyle ortaya çıkmıştır. Suriye'de kontrolleri altında tuttukları bölgelerden ülkemize yönelik herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi veren güçlerin bu sözlerini tutamadıkları ve tutamayacakları son olayla bir kez daha anlaşılmıştır. Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize de sonuna kadar sadık kaldık. Ama madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor, öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beyanımızın da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı sebepler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var. Şimdi sizlere 2015 yılından bugüne kadar Suriye topraklarından sınır şehirlerimize yönelik saldırıların icmallerini paylaşarak niçin bu noktaya geldiğimizi göstermek istiyorum. Suriye sınırlarımızdaki Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak illerimize son günlerdekilerle birlikte 764 havan, roket, füze saldırısı yapılmıştır. Bu saldırılarda 32 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 261 vatandaşımız yaralanmıştır. Son 7 yılda yaşanan bu saldırıları ve terörü kaynağında yok etmek için attığımız adımları şöyle görüntüleriyle de bir hatırlayalım. Türkiye 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ediyor.
Bu süreçte binlerce şehit verirken terörün açtığı yaraları kapatabilmek için milyarlarca dolar kaynak yaratıyor. Kundaktaki bebekleri, öğretmenleri, sağlık personellerini, parklardaki çocukları dahi hedef alan terör örgütü PKK, son 20 yılda atılan askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik adımlar neticesinde ülke sınırları içerisinde artık barınamaz hale getirildi. Bir yandan kendi alanlarında çığır açan, yeni teknolojilerle donatılan güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmazken, diğer taraftan terör örgütünün finans kaynakları adeta kurutuldu. Hudutlarda alınan önlemler ve yapılan operasyonlarla terör örgütünün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelir sıfırlandı. Yapılan operasyonlarla PKK terör örgütü bölgeden temizlenirken, kalkınma hamleleriyle terör örgütünün zemin sağlamasının da önüne geçildi. Şiddetten ve nefretten beslenen terör örgütü, bölgedeki huzur ve istikrarı hedef alarak yerleşim merkezlerinde kaos yaratmak istediğinde beklemediği bir darbe aldı. Hendek operasyonları boyunca binlerce terörist etkisiz hale getirildi. Sınırlarımız içinde hareket alanı kalmayan PKK, Suriye'deki istikrarsızlıktan ve bazı batılı ülkelerin desteğinden faydalanarak sınırlarımızın ötesinde yapılanma imkanı buldu. PKK-YPG terör örgütü 2015'ten bu yana sınır ötesinden yerleşim yerlerine yapılan saldırılarla Suriye ve Irak'taki terör hücrelerinde planlanarak sınırlarımız içerisinde sivillere yönelik gerçekleştirilen bombalama eylemleriyle güvenlik güçlerimize hedef alan hain pusularla yüzlerce vatandaşımızı hayattan kopardı. Teröristler bir kez daha sivillere hedef aldı. Afrin'den ateşlenen iki roket mermisi kilise düştü. Mermilerden biri akşam namazı için tarihi Çalık Camii'nde saf tutan cemaate hedef aldı. Terör örgütü YPG Afrin'den saldırdı. Bir kişi öldü, 32 de yaralı var. Ceylan Pınar, Nusaybin ve Akçakale'ye yönelik saldırılarda biri bebek, ikisi çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı. Terör örgütünce atılan iki havan mermisi Ceylan Pınar ilçe merkezine düştü. Havan mermisinin patlamasıyla iki vatandaşımız şehit oldu ve 24 kişi de yaralandı. PKK'lı PYD'li teröristler havan mermileriyle saldırdı. 9 aylık Muhammed hayatını kaybetti. Dünden bugüne Nusaybin'de 11, Suruç'ta 2 sivil vatandaşımız şehit oldu. Türkiye, içeriden ve dışarıdan yapılan tüm muhalefete rağmen güçlü liderliği, kahraman güvenlik güçleri ve sarsılmaz inancıyla terörü kaynağında yok etme stratejisinden vazgeçmedi. Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunu etkisiz hale getirdi. Kuzey Irak'ta terör örgütünün sözde güvenli bölge ilan ettikleri mevzileri haritadan sildi. 2016'da Ağustos ayında başlatılan ve Suriye'nin kuzeyinde ifa edilen Fırat Kalkanı harekatında 4000 terörist etkisiz hale getirildi. PKK-YPG'nin Suriye'deki sözde kantonlarından olan Afrin'in teröristlerden arındırılması amacıyla 2018 Ocak ayında gerçekleştirilen Zeytin Dalı harekatında 6370 terörist etkisiz hale getirildi. PKK-YPG terör örgütünü güney sınırlarımızdan temizleyerek terör koridoru planını bertaraf eden Barış Pınarı harekatında binlerce terörist etkisiz hale getirildi. 605 yerleşim yeri özgürleştirildi. Bir yıldan kısa sürede yurt içinde ifa edilen Eren operasyonlarında yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi. Mayıs 2019'dan bu yana devam eden ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etme amacıyla gerçekleştirilen Pençe operasyonlarında 831 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerimiz sınır ötesindeki terör yuvalarını bir bir bertaraf ederken, Ekim 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye ve Irak'ta operasyon yetkisi veren meclis tezkeresine CHP ve HDP red oyu kullanarak milletin değil teröristlerin yanında saf tuttular. Güney sınırını terörden arındırmak için operasyonlara direnç gösteremeyen terör örgütü hain yüzünü bir kez daha göstererek yerleşim yerlerine saldırılar düzenledi. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize giren YPG'li bir terörist tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemde de 6 vatandaşımız şehit olurken 81 vatandaşımız yaralandı. 21 Kasım'da
Karkamış'ta bir okula düşen roket, biri öğretmen, biri çocuk, üç vatandaşımızı hayattan kopardı. Saldırı esnasında evlatlarımızı sığınağa götürerek canlarını emniyet altına alan öğretmen Ayşe Nur Alkan, diğer öğrencilere ulaşmak için harekete geçtiğinde atılan ikinci roketten çıkan şarapnellerin isabet etmesiyle şehit oldu. Terör örgütü, uluslararası destekçileri ve onların Türkiye'deki maşaları ne yaparsa yapsın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletinden aldığı güçle terörün her türlüsüyle sınır içinde ve sınır ötesinde son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine devam edecek. Değerli kardeşlerim, her ne kadar bazı gafiller Türkiye'nin sınırlarının güvenliği için yaptığı harekatları ve terör örgütünün buna karşı geliştirdiği yöntemleri kavrayamamış olsa da hamdolsun milletimiz her şeyin farkındadır. Bölücü terör örgütü ülke içinde eylem yapma kabiliyetini yitirdikçe sınır ötesinden gerçekleştirdiği saldırılarına ağırlık vermektedir. 20 yıl önce hatırlayın, göreve geldiğimizde terör Türkiye'nin sorunlarının sıralamasında neredeydi? Birinci sıradaydı. Peki şimdi nerede? Şimdi artık gerilerde. Bu bir iradenin, bu milletin iktidarına olan güvenin eseridir. Yılbaşından beri terör örgütü elebaşları ardı ardına yaptıkları açıklamalarla sivillere yönelik saldırıları teşvik ederek aslında gerçek yüzlerini sergiliyorlar. Bu gerçeği rakamlarla ifade edecek olursak, mesela terör örgütü ülkemiz içinde 2015 yılında 26 eylem, 2016 yılında 44 eylem, 2017 yılında 9 eylem yapmıştı. Bu sayı son yıllarda yılda 2'ye, 3'e düşmüştür. Geçtiğimiz 7 yılda ülkemiz sınırları içindeki yerleşim yerlerinde PKK ve bağlantılı örgütler tarafından yapılan 87 ayrı terör eyleminde ise 153 güvenlik görevlimiz ile 173 vatandaşımız şehit olmuştur. Aynı dönemde ölü, yaralı ve yakalama olarak etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 13.500'ü bulmaktadır. Bilhassa çözüm sürecinin ardından ülke içindeki taban desteğini ve silahlı gücünü büyük ölçüde kaybeden, Kuzey Irak'taki varlığı ciddi oranda gerileyen örgüt tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu PKK'dan ayrıştırma gayretlerinin beyhude olduğu yaşanan her gelişmeyle ortaya çıkmaktadır. Ölü, yaralı veya sağ olarak yakaladığımız teröristlerin üzerlerinden çıkan donanımlar ile eğitim gördükleri yerler, Suriye'de farklı isimlerle sahaya sürülen örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğu gerçeğini teyit etmektedir. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını burada bir kez daha ifade etmek isterim. Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla
Bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rifat, Münbiç, Aynel Arap gibi çıban başı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tehditleri sınırlarımızın ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürütüyor. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları haline geleceği gün yakındır. Irak ve Suriye yönetimleri Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekatlar ile güvenli hale getirdiği bölgelerden kesinlikle rahatsızlık duymasınlar. Tam tersine, bizim attığımız bu adımlar Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü de güvence altına alacaktır. Sınırları içindeki diğer devletlerin varlığından, envai çeşit terör örgütünün faaliyetinden rahatsız olmayanların Türkiye'ye karşı farklı tavır sergilemeleri, kendi halklarıyla yönetimlerinin bağlarını zayıflatmaktan öte anlam taşımaz. Hep söylediğimiz gibi bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir. Değerli kardeşlerim, son dönemde hem ülke içinde hem sınır bölgesinde yoğunlaşan saldırılar hiç şüphesiz terör örgütünün ve onu üzerimize salanların Türkiye'nin geleceğine yönelik hesaplarıyla yakından ilişkilidir. Terör örgütüyle onunla aynı çizgideki yapıların iplerini ellerinde tutanların karın ağrısı bellidir. Bunlar ülkemizin güven ve istikrar içinde hedeflerine yürümesinden rahatsızlar. Bunlar ülkemizin kendi siyasi ve ekonomik kararlarını özgürce vermesinden, kendi çıkarlarını cesaretle savunmasından rahatsızlar. Bunlar ülkemizin küresel krizleri fırsata dönüştürmesinden rahatsızlar. Bunlar Türkiye'nin bölgesel liderliğini güçlendirmesinden rahatsızlar. Bunlar bizatihi milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığından rahatsızlar. Üstelik tüm bu rahatsızlıklarını gizlemeye gerek dahi görmüyor, açıkça da söylüyorlar. Ülkemizin maruz kaldığı hangi haksızlığı, adaletsizliği, nobranlığı kazısak altından hep aynı anlayış, aynı hazımsızlık, aynı husumet çıkıyor. Biz bunu Avrupa Birliği tam üyeliğimizin engellenmesinde yaşadık. Biz bunu Amerika ile aramızda vuku bulan F-35 krizinde yaşadık. Biz bunu sınırlarımıza füzeler yağarken ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin sökülüp götürülmesinde yaşadık. Biz bunu Kıbrıs konusunda enerji anlaşmalarına kadar Akdeniz'deki her tartışmada yaşadık. Biz bunu milyonlarca masumun canını ve onurunu kurtarmak için yaptığımız fedakarlıkların görmezden gelinmesinde yaşadık. Hemen her uluslararası platformda
bu bakış açısının emarelerine şahit oluyoruz. Tabii herkes gibi bizim de kendimize göre bir oyun planımız var. Geçmişten aldığımız dersler ışığında Türkiye'nin ve milletimizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ediyoruz. Bunu yaparken tahammül sınırlarımızı zorlayan hadiseler karşısında da tepkimizi göstermekten geri kalmıyoruz. En çok da bel altı vuruşlara tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. Son dönemdeki hadiseleri de bu çerçevede görüyoruz. İstanbul'da bomba patlatarak Türkiye'nin canını acıtacaklarını sanıyorlar. Sınır şehirlerimize havalarla saldırarak milletimizin cesaretini kıracaklarını sanıyorlar. Diplomatik ve ekonomik şantajlarla ülkemizi Türkiye yüzyılı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki biz artık bu safhaları geçeli çok oldu. Gençler, vesayetin burnunu sürten, sokakları karıştırmak isteyen vandalları bozguna uğratan, teröristleri açtıkları çukurlara gömen, darbecileri püskürten, ekonomik tetikçilere eyvallah etmeyen, velhasıl istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net. Başaramayacaksınız. Dün itibariyle küresel finans krizinden Covid-19 salgınına, Rusya-Ukrayna savaşından enerji ve tedarik krizine kadar yaşanan her hadise bir gerçeğe işaret ediyor. Bu da bizi dize getirmek isteyenlerin kendi güvenlik ve refah düzenlerine yönelik en küçük bir tehdit karşısında aslında kendi dizleri üstüne nasıl kolayca çökebildikleri gerçeğidir. İşte dün itibariyle 2021 yılı ihracat rakamımız 2225,2 milyar dolar idi ve bu aşıldı. 2022 için konulan hedef 250 milyar dolar. Ve bunu da Allah'ın izniyle aşıyoruz. Köylemiş küresel yönetim ve ekonomi sistemini yaşatmak için kendilerine kurban arayanlara inşallah 2023'te de aradıkları fırsatı sandıkta benim milletim vermeyecek. Şimdi buradan sesleniyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Sizler vasıtasıyla hep birlikte çok çalışmamız, milletimizin her bir ferdinin
gönlünü kazanmamız şarttır ki Cumhur İttifakı olarak büyük bir zaferle 2023'ün Haziran'ından çıkalım. Aksi takdirde öyle bir vebalin altına gireriz ki Allah muhafaza her iki dünyada da hesabını veremeyiz. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını tamamlarken yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapabilmenin yolu 2023 imtihanından başarıyla çıkmaktan geçiyor. Bunu da hep birlikte gerçekleştirerek gelecek nesillere her birimizi hayırla yad etmelerini sağlayacak güzel bir miras bırakacağımıza inanıyorum. Kardeşlerim, ülke ve millet olarak bekamıza yönelik tehditlerle mücadelemizi sürdürürken içerideki siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Hepinizin de bildiği gibi tarih boyunca tüm büyük filozoflar, alimler, yöneticiler siyaset nedir sorusuna hep cevap aramışlardır. Siyaset kelime kökeni olarak yönetmek, eğitmek, yetiştirmek gibi anlamlara sahiptir. Bu kavramla eş anlamlı olan politika ise eski Yunan'da doğrudan devletin yönetimine ilişkin faaliyetlere işaret ediyordu. Dolayısıyla siyaset devletin kimler tarafından, hangi programla ve hangi kadrolar tarafından idare edileceğini anlatır. Demokrasilerde, seçimlerde halk hangi ittifaka, hangi partiye, hangi lidere bu sorumluluğu verirse ülkeyi o yönetmektedir. Daha önce parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkemizde güven ve istikrar ikliminin tesisinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Hatırlayın, neler çektik? 6 aylık yönetimler, 1 yıllık yönetimler, 15 aylık yönetimler. Burada istikrar olur mu? Olmadı. Olmaz. Onun için istikrarın olmasına inandığımızdan dolayı ne yaptık? Yönetim sistemini milletimizin teveccühüyle değiştirdik. Koalisyon dönemlerinin ve onun bir parçası haline gelen vesayet gölgesiyle darbeler zincirinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Tarihimizin en büyük yönetim reformlarından birini gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek suretiyle hamdolsun bu sorunu çözdük. Yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanı'nın halkın yarısından fazlasının desteğiyle iş başına gelebilmesi yeni sistemde yönetimin demokratik meşruiyetini en üst seviyeye çıkarmıştır. Ancak hala bu gerçeklerin farkında olmayan birilerinin varlığını üzüntüyle görüyoruz. Ömründe devlet yönetimine dair bunlara dikkat edelim. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü dönemi hariç herhangi bir bilgisi, tecrübesi, kabiliyeti olmayan CHP Genel Başkanı'nın devleti yönetme sorumluluğu nutukları atması ise
ayrı bir komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zatın öncelikle ülkenin en büyük ikinci partisinin başında olmasının getirdiği sorumluluk bir yana, herhangi bir vatandaş olarak göstermesi gereken asgari hassasiyetin farkına varması gerekiyor. Bak, kağıthaneyi kağıt tepe diye ifade eden bir kişiden bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu? Şimdi söyleyeceklerim belki biraz ağır olacak ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Madem sorumluluktan söz ediyoruz, öyleyse kendi devletini, bütçesini uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil sorumluluk ifadesinin yanına yaklaşamaz. Kendi devletini, ülkesini mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı sorumluluk kavramının yanından, yöresinden bile geçemez. Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek bir görüşme yapmayıp ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil sorumluluk lafıyla yan yana gelemez. Teröriste terörist. Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert sorumluluktan söz edemez. Ağzını eğer açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun sesinin bile yanına yaklaşamaz. Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı, yapılanları yaşatmayı, başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz. Dünyada ülkesinde orman ve yeşil varlığını en çok artıran bir yönetime ağaç diyerek saldıranların aslında hangi alçak hesapların peşinde olduğunu Gezi olaylarında görmüştük. Şimdi CHP'nin başındaki zat da ağaç diye gevelemeye başladığına göre demek ki bu nöbet kendisine geçti. Hele bir de dış politikadan söz etmesi yok mu? İşte tam da bu noktada insanın artık sözün bittiği yer diyesi geliyor. Bütün dünya Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşından Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşuna kadar her alanda dış politikada elde ettiği başarıları konuşurken bu zatın dış politika diye eveleyip gevelemesi karşısında söylenecek her lafı israf olarak görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekten dahi aciz olan kendisine böyle bir siyaset alanı açamamış bulunan bu zat harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu elbette biliyoruz. Ama ola ki bu ezeyanlara kulak kabartanlar varsa onların yüreklerini ferahlatmayı
boynumuzun borcu olarak gördüğümüz için kendisini muhatap alıyoruz. Aynı şekilde haksız, hukuksuz, ahlaksız, pervasız bir şekilde itham ettiği öğretmeninden polisine, sağlıkçısından çiftçisine, muhtarından hakim savcısına kadar tüm kamu görevlilerinin sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz. Bay Kemal, ne bu polis, ne bu öğretmenler, ne bu sağlıkçılar, hiçbirisi sahipsiz değildir. Onların yanında ve arkasında biz varız, biz. Dışarıdan bakıp da Türkiye'de her türlü yalanın ve iftiranın dolaşıma sokulabileceği vehmine kapılanlar olabilir diye kendisine en ağır ifadelerle mukabele ediyoruz. Buna rağmen, madem ki bu zat her şeye rağmen ülkenin en büyük ikinci partisinin başındadır, umudumuzu tümden kaybetmek de istemiyoruz. Nitekim bu zatın siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl yarışmak istediğimiz alan, asıl güreşmek istediğimiz minder, asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır. Biz muhalefetle polemik siyasetinde değil, eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istiyoruz. Biz muhalefetle mesaimizi sürekli onların yalanlarına cevap vererek değil, Türkiye 100 yılı vizyonumuzun benzeri gayretlerini konuşarak yürütmek istiyoruz. Bize ülkenin ve milletin hayrına programlarla, projelerle, iddialarla gelin, canımızı yiyin. Yeter ki artık bıkkınlık veren şu arsız, yüzsüz, yalan ve iftira üzerine kurulu tek parti devri bakiyesi siyaset üslubunuzdan vazgeçin. Yeter ki artık kısır siyasi çıkarlarınız, anlık hazlarınız için kendi ülkenize, kendi milletinize, kendi insanınıza ihanet derecesine varacak ifadelerden, tavırlardan uzak durun. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimi ise işte buradan, AK Parti grubundan Cumhur İttifakı adına söz veriyorum. Kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız. Hiçbir zayıflıklarının üzerine gitmeyeceğiz. Hiçbir gaflarıyla dalga geçmeyeceğiz. Çünkü Türkiye eski devir kalıntısı siyaset tarzından artık çok yorulmuştur. Bilhassa gençlerimiz desteksiz atıp tutma, hiçbir şey söylemeden çok laf etme, sırf muhalefet etme adına inatla siyaha beyaz, beyaza siyah deme fanatizmine dayalı siyaseti kesinlikle istemiyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde ve pek çok programda sıkça bir araya geldiğimiz gençlerimizin demokrasi, özgürlük, hakkaniyet, adalet, açık yüreklilik, açık fikirlilik konusundaki beklentilerinin en yakın şahidi biz. Biz kendimizi vizyonumuzla, programımızla, projelerimizle, üslubumuzla geleceğin Türkiye'sini hazırlamak için samimi ve yoğun bir gayret içindeyiz. Dün 2023 hedefleri demiştik. Bugün Türkiye yüzyılı diyoruz. Yarın inşallah çok daha ileri adımlarla insanımızın karşısında olacağız. Muhalefetin bu yeni siyaset tarzına ayak uydurması bizim de işimizi kolaylaştıracaktır. Bizi de rahatlatacaktır.
Gelin hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yapabileceklerimizi ortaya koyalım. Vizyonlarımızı yarıştıralım. Projelerimizi kapıştıralım. Fikri ve fiziki tüm birikimimizi hep birlikte bu doğrultuda seferber edelim. Hayatı boyunca hasbi siyaset tarzıyla, harbi insan ilişkisiyle, ilkeli yönetim anlayışıyla milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim her şeydeki samimiyetimi herhalde kimse sorgulayamaz. Eğer muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı gösterebilecekse buyurun 2023'ü bir demokrasi şölenine çevirelim. Ama eski usulde devam etmeye kalkarlarsa da hiç kimse kusura bakmasın. Milletimizin geleceğini kimsenin şahsi ihtiraslarına, karanlık hesaplarına kurban etmeyiz. Şimdi bizde gül var. Ama bizde gürz de var. Kim hangisini isterse onunla karşısına çıkarız. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmeleri başta olmak üzere yoğun geçen meclis çalışmalarında hepinize istisnasız başarılar diliyorum. İşimiz bitmedi. İşimiz bitmedi. Evet. Bugün sürprizimiz var. Onu şu anda Özlem Hanım açıklayacaklar. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah gücünüzü gücümüzü artırsın. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim müsaadenizle sürprizimizi de sizlerle paylaşmak üzere Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özseki Beyefendi'yi, Aydın milletvekillerimizi önce kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Çok önemli, özel bir gün bugün. Başkanım buyurunuz. Arkadan, arkadan. Sayın Cumhurbaşkanım, malum halinizdir efendim. AK Parti demek hizmet demek. AK Parti demek eser bırakmak demek. AK Parti demek belediyecilik demek. Sizler tüm Türkiye'yi eserlerle donatırken bir taraftan da Nazilli'de doğan, büyüyen ve belediye başkanı olarak seçilen bir kardeşimiz de Nazilli'ye eserler kazandırmak istiyor. Ve bu vesileyle bugün aramızdalar. Seçimlerde İYİ Parti'den seçildiler ama şimdi Büyük AK Parti ailesine katılıyorlar. Huzurunuzda onları buraya davet ederken kendisine, ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Ayrıca
Evet, Nazilli Belediye Başkanımızı AK Partili Belediye Başkanı olarak kürsüye davet ediyoruz. Buyurun lütfen Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcılarım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, Sayın Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ama Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle Büyük Türk Milleti'ne geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Askerimiz bu aziz milletin toprağını da canını da kullanmak için seferdedir. Allah ayağına taşa değdirmesin. Allah her zaman yanlarında olsun. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz ciddi bir sıkıntı, zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hüsnü kabullerinizden dolayı da bu büyük aileye minnettarım. Çok çok teşekkür ederim. Memlekete ve millete hizmet etmek için her zaman elinizdeyim efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, katılımlar bitmedi efendim. Müsaade ederseniz şimdi de sırada Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ertekin Bey var. Onu kürsüye davet ediyorum efendim. Hayırlı olsun efendim. Efendim ayrıca belediye meclis üyelerimizden geçişler var. Onlar namına Ali Gölgesiz Bey'i, Nazilli Belediye Meclis Üyesi ve Encümen Üyemizi sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ayrıca Nazilli'mizde 80 mahallemiz var. 80 mahalle muhtarından 60'tan fazla arkadaşımız buradalar, karşılar efendim. İçinde AK Partili arkadaşlarımız var ama büyük bir çoğunluk AK Parti üyesi değiller. Ve Mustafa Ali Uçar Bey'i de Dallıca mahalle muhtarını da aralarında temsilci olarak buraya gönderiyorlar. Rozet takılmasını rica ediyorlar efendim. Mustafa Ali Uçar Bey'i davet ediyorum kürsüye. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın yanına buyursunlar. Yüksek alkışlarınızla hayırlı olsun diyorum efendim.
Muhtarlarımızı şuraya alalım o zaman. Muhtar arkadaşlar, muhtar bana. Değerli arkadaşlarım, sayın muhtarlarımızı ön tarafa alabilir miyiz lütfen? Buyurunuz. Muhtar arkadaşlarımız şöyle buyurun. Yan taraftan geçebilirsiniz. Şu yan taraftan geçin, şöyle buyurun efendim. Şu açın. Geldi başkanım, geldi.